vardı. Sağlığına kavuştu. Ama orada da bir psikolojik bir rahatsızlık yaşayabilir mi? Ya tabii ki şöyle oluyor. Sonuçta bu yani ameliyat sonuçta stresli bir ameliyat. İnsanlar istersene strese giriyorlar. Yani özellikle hasta anjiyoli hiçbir çok ciddi bir şikayet yok. Diyorsa ki sen bypass olacaksın şimdi. Yani insan ister istemez strese giriyor. İşte ameliyata girene kadar stres, ameliyattan çıkıyor, işte ağrılar oluyor, şeyler oluyor, sıkıntılar oluyor, ona bağlı yine stres. Stres oluyor ama genelde bizim hastalarımız yani bir aydan sonra bu işi atlatıyorlar yani. Genelde çok bir problem kalmıyor. İlk zamanlar destek verebiliyoruz, böyle uyku problemleri olabiliyor, uykusuzluklar olabiliyor, biraz antidepresan türü ilaçlar destekleyebiliyoruz hastalarımızı. Ama zaman içerisinde gerek kalmıyor. Çoğu hastamız eğer her şey yoluna gitmişse gayet sağlıklı oluyor ve stresi de atıyorlar sonradan. Evet. Kemal Bey'in bir sorusu var hocam. Gün içerisinde sürekli kalbim tekliyor diyor. 27 evet. yaşında olduğunu söylüyor Kemal Bey. Uzun zamandır bir şirkette çalışıyorum. Farklı da şikayetim yoktu. Tekrar olmaya başladı. Stresli, heyecanlı olmadığım zamanlarda bile kalbim olabilir. Tekliyor. Yani kalp teklemesi demek bu ekstresör diyelim. Yani bilimsel olarak şöyle Türkçe olarak da erken vuru diyebilirim. Erken atım. Şimdi kalp normalde belirli bir sırayla gidiyor. Hepsinin belirli bir zamanı var. İşte evet. Bazen erken atım dediğimiz erkenden vuru oluyor ve bu arada pause dediğimiz bir süre oluyor. Duruyor kalp. Erken